Xitoy jasad kuydirish o'rniga yuqori maoshli xizmatchi qabul qilish e'loni chiqardi. 13 iyun ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi jasad kuydirish o'rinlariga yuqori maoshli bexatarlik qo'g'dash xodimi qabul qilish e'loni chiqargan. Mazkur e'lon 29 may Xitoy turbatlarida tarqatilgan bo'lib, e'londa yangi qurilgan jasad kuydirish o'rniga 50 nafar bexatarlik xodimi qabul qilinganligi xizmat o'rnining alohidaligini nazarda tutib, oylik maoshi 8000 yuan bo'lganligi, ish o'rni Urumchi shahrining atrofida ekanligi bildirilgan. Tunugun 12 iyun ijtimoiy uchur vositalarida Xitoy rejimining Sharq Turkistonning har qaysi cho'ng shaharlarida jasad kuydirish zavodlarining soni va ko'limini kengaytirganligi haqida uchurlar tarqalgan edi. Yuqorqi Xitoy rejimining jasad kuydirish o'rinlarini qadam-qadam ko'paytirishga boshlaganligi haqidagi uchur bilan yuqori maoshli xizmatchilarni qabul qilib, jiddiy ish boshlaganligi haqidagi uchurlarning birli vaqtda o'tirg'i chiqishi, chet ellarda Sharq Turkistondagi tuqqanlari bilan uzundan beri aloqa qilolmagan uyg'urlarning kallasida vahimilik suallar paydo qilib, Sharq Turkistondagi tuqqanlaridan andish qilishga boshladi. Tahlilchilar Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi zo'r ko'pchilik islom diniga e'tiqod qilgan bir rayonda jasad kuydirish o'rinlarini son va ko'lam jihatida ko'paytirishi bo'lsa, Xitoyning Sharq Turkistonda elib bormoqchi bo'lgan eg'ir bostirishning bishorati ekanligini bildirmoqda. Ulamolar birligi hay'ati Dunyo musulmon olimlar birligining muavvin raisi bilan ko'rishdi. 12 iyun Sharq Turkiston ulamolar birligidan bir hay'at Dunyo musulmon olimlar birligining taklifi bilan Ayyub Sultan mehmondor restoranida iftar ziyofatiga qatnashdi. Ziyofatda Sharq Turkiston ulamolar birligi hay'ati Dunyo musulmon olimlar birligining muavvin raisi doktor Ali Qaradog'i bilan ko'rishdi. Ko'rishda Xitoy rejimining Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan inson qalbidan chiqqan diniy cheklama va zulmlar tunishtirildi. Hamda Xitoy rejimining musulmonlarni bostirishiga qarshi o'zaro moslashib, zarur tadbirlarni elish haqida birdek tunish hosil qilindi. O'zbekistonda tunji qitim Ro'zi hayit munosabati bilan kechirim e'lon qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tarixida tunji qitim Ro'zi hayit munosabati bilan mahbuslarning kechirim qilinishi to'g'risida qarorname imzoladi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev tarafidan imzolangan kechirim qarorname ko'rsatilishicha, sodir qilgan jinoyatlarining xatoligini tunib yetib, pushaymon qilgan 226 mahbus kechirim qilindigan. Qarorname asoslanganda bu doirada 102 mahbus shartsiz, 71 mahbus shartli qo'yib berilgan. 39 mahbusning qamoq jazosi boshqa bir jazo bilan almashtirilib qo'yib berilgan. 14 mahbusning jazo muddati qisqartilgan. Kechirim qilinganlar orasida 40 nafar 60 yoshdan halqiganlar, 39 nafar chet ellik, 37 nafar ayol, 51 nafar qonunsiz tashkilotlarning a'zosi bor ekan. Mazkur qarorname'ning ruhiga asosan qo'yib berilgan mahbuslarning jamiyatga moslashishi va xizmat qila olishi uchun aloqador idora organlarining kerakli yordamlarini qilishimi talab qilingan. O'zbekistonda bunundan ilgari mustaqillik va asosiy qonun kunlari munosabati bilan kechirim e'lon qilinadi. Sharq Turkiston ulamolar birligi natijasi yaxshi bo'lgan o'quvchilarni mukofotlashni qaror qildi. Sharq Turkiston ulamolar birligi Uyg'ur o'quvchilarini a'lo natijalarga erishishga rag'batlantirish uchun Turkiyadagi to'liqsiz va to'liq o'rta maktablarda o'qib, 2017 va 2018 yillik o'quv yilida o'qishini yuqori natija bilan tamomlab, maktab ichida birinchi ilg'orlik belgisi, ustun bashari va iftixorlik belgisiga erishgan o'quvchilarga alohida taqdirnoma va mukofot tarqatishni qaror qildi. Ulamolar birligi yuqori belgilarga erishgan o'quvchilarning belgini elib kelib, Sharq Turkiston ulamolar birligiga tizimlatishini umid qildiganligini bildirdi. Mukofot e'lon qilish va tarqatish vaqti 2018 yili 6 ayning 15 kuni. Mukofot Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tarafidan hetning 1 kuni Yeni Kapı maydonida o'rinlashtirilgan hetlashish faoliyatidan keyin shu maydonda tarqatiladi. Malayziya bosh ministri Mahathir Xitoyga qarzdor bo'lishni xohlamaydiganligini eskertdi. Malayziya bosh ministri Mahathir Muhammad davlatining Xitoy bilan do'stlikni davomlashtirganligini, biroq bu davlatga qarzdor bo'lishni xohlamaydiganligini eskertdi.
Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe, Bernama Haber Agentliğinin bildirilişe, Malezya Başmenisleri Mahathir Muhammed, Yaponiya Devlet Akhbarat Klubu'nun bir diyalog yığında söz kılıp, burunki hükümetinin çoğun kuruluşlarını royapka çıkırış üçün köp miktarda pul karızı alganlıkını, bundaq köp karız berişini kubul kılgan birden bir devletinin Xitay bolganlıkını kayıt kıldı. Mahathir Muhammed, Malezya'nın karızlarını tövlep tövleyelmezlikinin hiç kimden hiyalığı kirip çıkmaydıganlıkını bildirip, şuna karızlarını azaytış ve yakşı bir Saudi şeriki süptüde Xitay bilen burunkuğu okşaşla münasifetlerini oranış üçün yol ve vasitlerini tepişimiz zörür dedi. Türkiye'de aşkana ekibatkan Xitay, Şarkı Türkistan'daki ekinişlik vaziyetine aşkarıldı. 13. iyun Türkiye'nin Ankara'da aşkana açıdığan bir Xitay, Ündidar sahipsi de Türkiye'ye gelip erkin havadın nefes aldım temesi de bir parça uçur tarakatı. Uçurda mezgür Xitay, yakını Şarkı Türkistan'dan Turpan'da turuşluk tukkini ve dostlarını yokluğulu bargalıqını, Turpan'daki dostları özünün Türkiye'den kelgeliği sebebinin körüşkilik ilişki cüret kılalmağalıqını, Türkiye'de yaşayabatkan Uygurlarının ailesi içi de az digende bir kişinin lagırgı kamalgalıqını, az digende 17 Uygur içiden birinin atalmış terbiyeleş lagırgı kamalgalıqını, Xitay rejiminin yakınlığı planında her 12 Uygur içiden bir Uygur'ını lagırgı solaşını işe aşırışka hareket kılavatkalıqını, Ürümçide oltıraklaşkan Uygurlar içi de her hıl kesiplerde kandak terakki kılışıdın, Ürümçide vakitlik duruş ispatı buluşudun kat'i nazar yurtlarına koğulunup, 2 yıl ilgirki 3 milyon 500 bin Uygur'un sanını bugünkü günde 2 milyon 200 bin'e çürüp bulgalıqını, Xitay rejiminin bihaterlik namı bilen elip beribatkan bastırışını hiç kandak kişinin kollumaydıgalıqını, Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki bastırışı içki ziddiyetinin mahsulü bulup, Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki bastırışı içki ziddiyetinin mahsulü bulup, kelgüsü de vaziyetinin teximi keskin haletki özgürdüğalıqını aşkarıldı.